For Sabine, she believes, taking the test was a kind of release. Sabine bizim eleman da hatırlarsanız. Ama buradaki kadın ne diye inanıyor? Sabine açısından, buradaki for için açısından, taking the test, testi yaptırmak. Değil mi? Adamın hastalığını ortaya çıkan, Huntington'ı ortaya çıkan testi yaptırmak was idi neydi? A kind of release. A kind of bir çeşit bir tür. Release normalde serbest bırakma. bırakma. Burada rahatlama, özgür kalma. Hani böyle kendini kasıp sıkıp duruyor adam ama testi öğrenince oh be artık biliyorum diye rahatlıyor. Before I felt that there was a lot of head in the sand activity going on, she says. Demek ki aslında testi yaptırmadan önce, yani gerçi kadın zaten tanıyordu. Evet, kadın ne diyor? Before, önceleri, yani şu testi testi yaptırmadan önce önceleri I felt that çok güzel. Hissediyordum ki veyahut da düşünüyordum ki. Ama felt normalde burada hani continuous'lük falan yok. Normalde hissettim ki demek gerekiyor. Ama feel e, fiili İngilizcedeki bu verb böyle enteresan geçişler olan bir fiil. I felt that bana öyle geliyordu ki öyle düşünüyordum. Ne nasıl geliyordu? Arkasından cümle. There was a lot of head in the sand activity going on. There was vardı. A lot of. Bir sürü ne vardı? Aslında aktivite. Ama nasıl aktivite? Head in the sand. Nedir bu? Biliyorsunuz aslında. Yani kumda kafa olayı. Kafayı kuma sokma olayı. Going on. Süre giden, devam eden. Mecaz, mecaz, aynen öyle. Hı? Hani aynen biz Tüce'de kafayı kuma sokma. Burada kumda kafa demiş veya kafanın kumda olması, olayı, aktivitesi, devam eden, böyle çok süre giden bir aktivite vardı. Yani böyle bir sürekli kafayı kuma sokma, gömme olayı vardı, diyor. Getting the diagnosis turned that around teşhisi get elde etmek yani teşhis yaptırmak teşhisin daha doğrusu verilmesi yapılması turn that around that dediği bu olay yani şurada bahsettiği bir sürü şuradan itibaren kafayı kuma sokma olayı bu olayı turned around nasıl normalde turn çevirmek veyahut da dönmek around da çevresinde dönmek yanlış değil Ha, turn bir şeyi around ediyorsanız bir insanı, bir olayı tersine çevirmek. Turn Yok, turn up ortaya çıkmak, gözükmek demek. Turn around iyi veya da kötüye olan gidişin tersine dönmesi demektir. İnsanlar için de kullanırsınız. Mesela adam inatçının tekidir, zalimdir. Başına bir şey gelir. Then he turned around. Sonra hani tersine döndü gibi. She thinks that he is more content now than he has been since he has known him. She has known him, which coincides roughly with the time he has known the disease was in his family. She thinks that kadın düşünüyor zannediyor veya burada düşünüyor ki he is more content now. Adam şimdi daha content daha içerikli değil tabii content normalde içerik demek. İşte az önce çikolatadan bahsettik. Şurada İngilizce kısmına bakarsanız contents yazar, ingredients yazar. İçindekiler demektir. Content normalde içerik demektir. İşte çantanın içeriği de olabilir. Herhangi bir maddenin içeriği de olabilir. Ama burada bir insan content ise efendim halinden memnun olmak, kaderine razı olmak. Hani kaderine razı olma Türkçe'de biraz da boyun bükme anlamında anlaşılır da aslında güzel bir şey bence. Ama halinden ve durumundan memnun olmak, şikayet etmemek demek. İç huzura biraz ifade eder. Adam daha huzurlu, daha efendim haline razı. Now, şimdi neyden? Bakın burada more diyor. More than he has been. Since she has known him. Ne zamandan beri? She has known him. Kadın adamı bildiğinden, tanıdığından beri Peki bunu nereye bağlayacağız? Çok güzel. Şuradaki more content diyor ya bu adam daha huzurlu kadının onu tanıdığı zamanda olduğundan o zamandan beri diyelim ki 15 sene önceydi. O zaman içerisinden beri olduğundan çok daha content şimdi. Testi yaptırdıktan sonra. Vegülviç ki bu olay bu durum coincides roughly with the time he has known the disease was in his family. Yani şu kadının tanıdığı zaman, adamı tanıdığı işte diyoruz 15 sene önce veya 10 sene önce ki bu zaman coincides with roughly kabaca kabaca coincides with neydi bu? Rastlamak, çakışmak. <laughs> Coincidence falan diye de anlatmıştım öyle hatırlıyorum. Tesadüf demek. Eş zamanlı olmak, üst üste gelmek, çakışmak. Kabaca hangi zamana denk geliyor? The time şurada which düşmüş, arkasına full cümle geldiği için hangi zamanla çakışıyor bu durum? He has known adam biliyordu, bilmekteydi neyi? Yine şurada that düşmüş. The disease was in his family. Bu hastalık, the dediği için belirli hastalık, Huntington hastalığı. Ailesindeydi, ailesinde vardı. Bu olayı yani hastalığın ailesinde olduğunu bildiği zamana kabaca karşılık geliyordu bu zaman. Kadının onu tanıması olayı. İşte bu zamandan beri olduğundan çok daha content şimdi adam diye düşünüyor kadın. Enteresan cümleler değil mi arka arkaya? Content and mortally afraid. Sabine struggles to explain. Content adam halinden memnun, huzurlu ve mortally afraid. Mortal neydi? Ölümcül. Mortally ölümcül bir şekilde. Mesela bir kaza veyahut da bir yaralanma. Mortally wounded. Ölümcül bir yaralı. Ölümcül şekilde yaralanmış insan. Burada ise ölümüne, ölecek kadar korkuyor. Adam hem content hem de ölümüne korkuyor. Sabin, işte hikayenin kahramanı adam, struggles to explain. Bunu açıklamakta zorlanıyor. Evet, struggle uğraşmak, çabalamak demek. Ama struggle to do something, geçen dersi de geçmişti diye hatırlıyorum. Bir şey yapmakta zorlanmak. Uğraşıyor, çabalıyor ama beceremiyor. In his quarter century working with NBC... he witnessed carnage in rwanda astonishing acts of bravery in iraq iraq gibi, and the way the asian tsunami re reduced people to indistinguishable amounts of decomposing human flesh yet he says none of those experiences really meant anything until now in his quarter century working with mbc adamon mbc ile, quarter century çeyrek yüzyıl 25 sene çalışmasında çalışması esnasında he bu adam witness carnage in rwanda. Rwanda'da karnıca witness oldu. Çok güzel. Witness şahit demek, görgü şahidi demek. İsim olacak olursa witness bildiğiniz mahkemelerde vesaire gerekli olan görgü şahidi demektir. To witness fiil olacak olursa görgü şahitliği yapmak demek. Fakat aynı zamanda enteresandır. Hani böyle şahit zaten şehadetten geliyor. Değil mi? Ee, şehadet getir dediğimiz zaman ne dersiniz siz? Eşhedü enla diye söylediğimiz şey. Onun İngilizcesi I bear witness that there is only one God falan diye devam eder. Buradaki bear witness, şehadet etmek, şahitlik etmek demek. Dolayısıyla şuradaki witness ifadesi, hani görgü şahitliğinin de ötesine giden bir kelime bazen. Ama şuradaki wit vesaire başka anlamları var. Evet, he witness burada şahitlik etti, gördü, görgü tanıklığı yaptı. Neye? Ruanda'da karnıca. Direkt katliam demek, karnıca. Bildiğimiz anlamda insanların öldürüldüğü yoğun ve toplu olarak buna karnıç deniyor. Fakat aynı evet. zamanda hani böyle herhangi bir şeyi ya katliam gibi olmuş falan diye zaman zaman Türkçe'de de soyut anlamda kullanılmış şeyler için de karnıç kullanılır. Devam ediyor. He witnessed astonishing acts of bravery in Iraq. Iraq. Irak'ta astonishing çok güzel. To astonish diye fiil var. Şaşırtmak, afallatmak demektir astonishing olursa da aşırı derecede şaşırtıcı, insanı afallatıcı bravery davranışları cesaret davranışları na şahitlik etti devam ediyor ve ve iyi mi ve the way the agent tsunami reduced people to to indistinguishable mounds of decomposing human flesh yine şurada he witnessed the way neye şahitlik yaptı yol yöntem metot şekil şekline ne şeklinde şurada arkasından cümle şunun şunun şöyle olma şekline şahitlik yaptı. The agent tsunami Asya'daki tsunami reduced people insanları azaltmak yanlış değil reduce ama daha güzeli var. İndirgemek. İndirgeme reaksiyonları falan vardır ya fiiller. Redüksiyon hatta reaksiyonları diye redüksiyon neleri denklemlemiyorum yok denklemde ne diyor bunlar? Deniyor. Reaksiyon mu deniyor? Evet. Redox denklemleri belki ha, oradan hatırlamaya çalıştığım şey oydu. Reduce azaltmak doğru, eksiltmek doğru, indirgemek burada daha doğru. Reduce something veya somebody to something birisini veya bir şeyi bir şeye indirgemek. Hatta e, çorbayı çok su katlıysanız kaynatırsınız ne yaparsınız? Reduce edersiniz İngilizce'de. Veyahut da bir et suyu hazırlıyorsunuz. Değil mi? Kaynatırsınız, kaynatırsınız buharlaşır iyice su o iyice reduce olur. İngilizce'de mutfakta aşçıların kullandığı kelimelerden de reduce. Burada bu Asya tsunamisi insanları şuna indirgemiş. İşte indirgeme şekline şahitlik etmiş arkadaş. İnsanları neye indirgemiş bu tsunami? Indistinguishable mounds. Şuradaki distinguish ayırt etmek demek. Distinguish'ten yola çıkalım. Öyle bir fiil var. To distinguish. Mesela yanlışla doğruyu ayırt etmek. İşte gece birçok insan değil mi? Bir nesneleri ayırt edemez mesela. O anlamda ayırt etmektir. Ne bileyim gözünde katarakta olan insan değil mi? Çok iyi ayırt edemez. Mesela torununu tanıyamaz falan. Distinguish o anlamda hem fiziksel hem soyut anlamda kullanılır. Eee distinguishable ayırt edilebilir, fark edilebilir. Indistinguishable da birbirinden ayırt edilemeyen, birbirinden farksız, karma karışık Mounts of decomposing human flesh. Mount, tepe, yığın, küme demek. Farksız tepeler, yani birbirinden ayrı edemeyen, edilemeyen kümeler oluşmuş. Neyden? Mounts of, bu e, tepeler, kümeler, yığınlar, of decomposing human flesh. Dekompoze olan, bozulan, çürüyen, çürümekte olan, insan, flesh, flesh, et demek. Ama yediğimiz et değil. Bu insan cildi eti bedeni anlamında kullanılan şeydir flesh. İşte we are humans bizler insanlarız. We are made of biz yapılmışız neyden? Spirit ruh and flesh ve işte vücut, ceset, kemik, et. hatta Şöyle bir ifade vardır. Böyle devam eder bu. Hani sen benim kanımdan kansın, işte etimden etsin gibi, canımdan cansın gibi bir şey bu. Ee, tam bu şekilde olmayabilir. Buna benzer bir şey vardı. İnternetimiz göçmemiş olsaydı netleştirebilirdik. Çok önemli değil. Evet. Demek ki Asya tsunamisi insanları indistinguishable birbirinden ayırt edilemeyecek çürümekte olan insan cesedi kümelerine indirgemiş. indirgeme şeklini şahitlik etmiş bu adam. Bu NBC için çalıştığı 25 sene içerisinde fakat yet bununla birlikte adam diyor ki none of those experiences Doz, şunlar bunlar demek normalde. Bu deneyimlerin, tecrübelerin hiçbirisi really, gerçekte aslında meant anything until now. Şimdiye kadar, şurada nan dediği için şurayı olumsuz yapıyoruz. Hiçbir şey ifade etmemişti, etmemekteydi, etmiyordu. Mean, normalde anlamına gelmek, demek olmak, kast etmek. Ama burada ifade etmek çok güzel oturuyor. Bu deneyimlerin hiçbirisi şimdiye kadar Herhangi bir şey ifade etmemişti, etmiyordu, etmedi. Now in every tragedy veya bir ara vereyim mi? Okey, hadi. Okay.